Yeniden merhaba arkadaşlar, YouTube'a hoş geldiniz. Bugün yine makromeden çanta yapımı video serimizin ikincisiyle daha beraberiz. Birçok ünlü markanın vitrininde gördüğümüz çantaları çok düşük maliyetle ve tek günde yapabileceksiniz arkadaşlar. Sadece iki teknik kullandım. Bir sarmal düğüm tekniği, bir de kareleme düğüm tekniği. Bunları zaten bir önceki videomda da detaylı açıklamıştım ama bu videoda da gayet güzel anlattığımı düşünüyorum. Ama eğer anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Mümkün olduğunca tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Bu arada çantamı da göstereyim size. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle püsküllerini de düzelteyim. Çantamın kapak kısmını tamamen uydurdum. Bilmiyorum daha önce böyle bir video çeken olmuş muydu ama benim hoşuma gitti. Umarım siz de seversiniz. Sap kısmında da arkadaşlar şöyle çanta askısı olarak saç örgüsü yaptım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlıca videomuzu başlatalım ve bu güzel çantamız nasıl yapılıyormuş görelim. Çantamın yapımında kullanacağım malzemeleri ve ayarladığım ipleri sizlere göstermek istiyorum öncelikle arkadaşlar. Burada 20 adet ip var ve her bir ip uzunluğu 3 metreden biraz fazla, 320 santim. Masama sabitleyeceğim şöyle 1,5 metre kestiğim bir tane ipim var arkadaşlar. İğnem var, makasım var, tarağım var ve sabitlemek için de kolibamına ihtiyacımız var. 1,5 metre olarak ayarladığım ipimi masama güzelce sabitliyorum. Sonrasında arkadaşlar hazırlamış olduğumuz ipleri sırasıyla sabit ipimize ekleyeceğiz. Öncesinde şöyle yine ortasını bularak işe başlıyorum. Elimle şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum arkadaşlar. Sonrasında sabit ipimin üzerinden böyle geçirirken halkamın arasından da kalan iplerimi geçirip çekiyorum. Bu şekilde ipime ekliyorum. Diğer iplerimi de yine aynı şekilde 20 adet ipimi ekliyorum. Tüm iplerimi sabitledim. Başlangıç düğümlerimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi artık soldan ilk 4 ipimle kare düğümlerimi oluşturmaya başlayacağım. Tabii iplerimiz biraz uzun, ilk etapta zorlanabiliriz ama ilerleyen dakikalarda böyle olmayacak. Çantamızın yapımı çok basit. Sadece kare düğüm ve sarmal düğümden oluşuyor arkadaşlar. Bu teknikleri bir önceki videoda göstermiştim size, daha önceki çanta videomda. Zaten izleyenleriniz biliyorlar. Şimdi yine tekrardan kare düğüm nasıl yapılıyormuş görelim. Şöyle arkadaşlar, bu dörtlü ipin ortasındaki iki ipi şöyle yan yana getiriyorum. En soldaki ipimi bu şekilde bir dört gibi düşünüyorum. Ve diğer dörtlünün son ipini, bu gördüğünüz ipi de arkadaşlar, şöyle şu noktada aradan geçiriyorum. Ve bu her iki ipi şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Sonrasında arkadaşlar bu ilk dörtlünün son ipini yine şöyle tersten, tabii bir dört gibi olmuş olacak. Bu noktada ipler uzun olduğu için umarım gösterirken güzel bir görüntü çıkıyordur, anlaşılır bir şekilde. Aradan geçirip yine yukarıya doğru çekiyorum. Bunu kenara alıyorum arkadaşlar. Şöyle yine 4 tane ipimi alıyorum. Bu dörtlünün arkadaşlar şöyle yine ortadaki 2 ipi yan yana getiriyorum. Baştaki ipimi şöyle bir 4 gibi düşünüyorum. Hemen sondaki ipi biraz çekelim. Şöyle üzerinden geçiriyorum. Bu 4 dediğim ipin üzerindeyken. Şu noktada arkadaşlar alttan ipi geçiriyorum. Bu 2 ipi de çekiyorum.
İlk sıramı bitirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci sırama geçerken en başta şöyle iki tane ipimi ayırıyorum. Bunlara hiç dokunmuyorum. Sonrasında arkadaşlar yine dört tane iple kare düğümlere devam ediyoruz. Sadece tek fark ikinci sırada başta iki tane ipi kenara ayırmak oldu. Şöyle yine iki ipimi yan yana alırken dört hayal ediyorum. Diğer son ipimle de bu noktada alttan iplerin geçirip her iki ipimle yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son dörtlümü de yapıyorum arkadaşlar. Şöyle başta bıraktığımız gibi sonda da yine şöyle iki tane ipimiz artacak. Bir sonraki sırama geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sırada yine dört tane ip alarak başlıyorum. Bir sonraki sırada yine iki tane bırakacağım. Bir dörtlü, bir iki bırakarak kare düğümlerimi oluşturmaya devam edeceğim. Zaten siz yaptıkça daha iyi kavrayacaksınız. Üçüncü sıramın yine son dörtlüsüyle devam ediyorum. Bunda nasıl sayıyorum arkadaşlar? Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 böyle bir geride bir ileride şuradaki çizgileri takip ederek sayabilirsiniz. Benim için yeterli uzuna geldi arkadaşlar. 36 sıra kare düğümlerimi yaptım. Şimdi artık kapak kısmına geçebilirim. Sarmal düğümlere geçiyorum. Başta ve sonda 10'ar tane ipimi şöyle kenara ayırdım. Bu orta kısımda da 20 tane ipim kaldı. Bu 20 kalan ipimin de ilk 10 tanesini saracağım. Şöyle ki ayıralım. İkinci sıradaki onlu ipimizin ilk ipiyle başlıyorum arkadaşlar. Bu ilk ipim benim sabit tutacağım ip. Sabit diyorum çünkü bu ipim değişmeyecek. Diğer iplerle düğüm atacağım. İlk ip benim sağ elimde. Diğeriyle şöyle aradan geçiriyorum. Soldaki elimle de şöyle yukarıya doğru itiyorum. Bu şekilde arasından geçiriyorum. İtiyorum. Bununla işim bitti. Sonra diğerine geçiyorum arkadaşlar. Her iple iki kez bu şekilde sarıyorum.
Sonra arkadaşlar diğer onluya geçiyorum. Yine ilk ipim benim sabit tutacağım ipim. Bu defa sabit tutacağım ipi sol elime alıyorum. Şöyle üzerinden geçirip sağ elimle yukarıya doğru itiyorum. Her ipe iki kez düğüm atıyorum. Buradaki onluyu da bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu iki ipi de birbirine bağlayacağım. Bakalım nasıl bir model olacak en sonunda. Açıkçası arkadaşlar şu anda bunu uyduruyorum. Daha önce yaptığım bir model değil. Zannediyorum güzel olacak. İkinci sıraya geçerken arkadaşlar şunu atlayıp şununla devam etmek istiyorum. Yine aynı şekilde burada da bununla devam etmiş olacağım. Şunları şöyle kenara alalım, kafamız karışmasın. Yani burada kaç tane ayırmışız? 2, 4, 6, 8 tane. Baştaki ipimi yine sabit ip olarak kullanacağım. Diğerleriyle az önceki gibi arkadaşlar düğüm atmaya devam edeceğim. Bir diğer sıraya geçerken arkadaşlar biraz daha ilerleyeceğim. Şöyle ki buradaki iple başlayayım. Bakalım kaçıncı ip? 6. ip baştan. Şimdi de arkadaşlar en baştan başlayacağım. 4 sırayla bitirmiş olacağım. Dört sıra sarmal düğümümüzü yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle keseceğim.
Kesme işlemini de bitirdikten sonra arkadaşlar dilerseniz bu uç kısımlardaki ipleri tarayabilirsiniz. Tüm katları ayrıldıktan sonra da güzel bir görüntü oluyor. Şimdi şöyle çantamızı bu şekilde dikeceğiz. Kapağını da kapattıktan sonra böyle bir görüntüsü var. İpimi iğneme geçirdim arkadaşlar. Şöyle aynı hizaya getiriyorum çantamı. Buradan artık dikmeye başlayacağım. Bir önceki videomda iğne kullanmadım. Zaten buradaki boşluklara bunlar rahatlıkla girebiliyor. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar çaprazlamasına yan kısımlarını birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar karşılıklı ipleri dikiyorum. En sonunda arkadaşlar bu kısma iki tane düğüm atacağım. Şöyle çevireyim. Bu düğümle beraber zaten çıkmayacak oradan. Bunu da keselim. Aynı şekilde diğer yönünü de dikelim. Son olarak çantamın askısına geçiyorum arkadaşlar. Askısına saç örgüsü yapacağım. Şöyle ipler kestim. 3 adet 3,5 metre şeklinde. Bu ipleri öncelikle aynı hizaya getireceğim. Çantamın arkadaşlar şöyle yan kısmındaki bu halkalardan İlk gördüğümü, bu iplerimi şöyle geçireceğim. Ve buradaki yuvarlağın içerisinden de bu kalan kısmına geçirip çekeceğim. Başta yaptığımız işlem arkadaşlar. Aynısı. Şöyle çekiyorum. Sonrasında arkadaşlar bu kalan kısmına saç örgüsü yapacağım. Şöyle 2-2 ayıracağım. Bu şekilde örmeye başlıyorum. Örgümü de tamamladım arkadaşlar. Diğer tarafına hemen çantamın şöyle buradan kendime bir halka seçiyorum. Burası olabilir.
Buradan geçireceğim arkadaşlar. İğne yardımıyla da geçirebilirsiniz. Kolaylık olacaksa sizin için. Tabii sıkıştırmaya çalışıyorum buradaki halkadan. Oje diye bir şey de kalmadı. Tek tek geçirdim. Şu son ipi de eğer geçirebilirsen. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan devam edeceğim örgüme. Yine 2-2 ayırarak. Fazla değil ama şöyle birkaç tane örüp. Sonra da arkadaşlar şöyle bağlayacağım. Çıkmasın diye. Arasından geçirip çekeceğim. Çantamı yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yandaki zili de açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.